Bekir Azar Oruç Reis seferde. Barbarosların torunları sömürgeci katillere kabuslar gördürecek yolculuklara çıkıyor. Türkiye ekseni için atılan adımlar ilk devasa meyvelerini vermeye başladı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma ve Enerji Bakanımızla MİT müsteşarımız Afrika'ya çıkartma yaptı. Batı'nın Sömüre sömüre doyamadığı kıtada tarihi görüşmelere ve anlaşmalara tanıklık ediyoruz. Türk ekseninin tohumları atılıyor. Muazzam gelişmeler oluyor. Osmanlı'nın torunları büyük coşkuyla, umutla, sevgiyle, gözyaşlarıyla kucaklanıyor. Düne kadar Türkiye'deki vizyonsuz, öngörüsüz, ezik ve sadece kendi insanını hedef alan ihtihatçı kafa yani Batı hayranı muhalefet ne işimiz var Somali'de diyordu. Dünyanın parmak ısırdığı savunma sanayimizdeki muhteşem gelişmeleri itibarsızlaştırmak için yırtmadık yer bırakmıyordu. Biz yapamayız diye çığlık atıyordu bu ezikler. Ankara'nın Afrika açılımından nefret ediyorlar, kin kusuyorlardı. Batının tamamı sömürgeci olarak Afrika'daydı ama o ülkelerin hiçbirinde ne işimiz var oralarda diyecek bir tek enayi yoktu. Nijer'deki heyetimiz Somali'ye geçerek muazzam bir anlaşmaya imza attı. Dünyanın sayılı derin deniz sondaj gemilerine sahip ülkelerden biri olan Türkiye, artık atılan son imzalarla Somali'deki doğalgaz ve petrol rezervlerinin olduğu bölgelerde ortak çalışmalara başlıyor. Düne kadar Shell, BP, Exxon Mobil, Total gibi batının sömürgeci ülkelerine ait dev şirketler varken kimse bu rezervlere yaklaşamazdı. Hatta kıyısından bile geçemezdi. Adamı öldürürlerdi. Şimdi dünyanın sayılı deniz gücüne sahip olan ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin Somali'ye göndereceği sondaj gemisine donanmamıza ait savaş gemileri de eşlik edecek. Afrika'da dengeler değişiyor. Türkiye dedelerinin adalet, insanlık ve sevgi dağıttığı kıtada her yerden davet üzerine davet alıyor. Sömürgeci kanemicilere karşı şahlanan başkaldırı Osmanlı torunlarıyla omuz omuza vermeyle sonlanıyor. Nijer'de de tıpkı Somali'de Libya'da olduğu gibi doğal gaz ve petrolde maden ürünlerinde ortak çalışmalar yapılması konusunda bir dizi anlaşmalar yapıldı. Sadece bununla yetinilmedi, Türkiye şahlanan savunma sanayindeki büyük başarısıyla da bu ülkelere giriyor.'' Sayısız savunma işbirliği anlaşmaları da peş peşe imzalandı. Ülkeler sömürgecileri kovuyor. Türkiye'den tıpkı Osmanlı gibi koruma istiyor ve güvenliğini Ankara'ya emanet ediyor. Teröre karşı mücadelede edindiğimiz büyük tecrübeleri de bu ülkelerle paylaşarak sömürüle sömürüle öl değil, kazan kazan ilkesine dayalı Türkiye ekseni inşa ediyoruz. Cezayir daha düne kadar ülkesinden çektiği boru hattıyla Fransa'ya her yıl bedava petrol göndermek zorundaydı. Şimdi Fransızları kovdular, Türkiye'ye kapıları ardına kadar açtılar. 21 Afrika ülkesinde resmi Fransızcaya karşı isyan başladı. Çok sayıda ülke Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Afrika'da en büyük terör Sahel denilen bölgede yaşanıyor. Bu bölgede terör orduları kurup yüz binlerce insanı öldüren Batı koruyucu ve kurtarıcı maskesiyle ülkelere giriyor, ne var ne yoksa soyup götürüyordu. Dünyanın en büyük uranyum yataklarına sahip ülkelerden biri olan Nijer'de patron Fransızlardı. Çıkarılan her uranyumun %83'ü Fransa'ya bedava gidiyor, yıllardır sadece yüzde %7 Nijer'e sus payı olarak bırakılıyordu. Milyarlarca doları cebe indiren Fransa, %7'yi bile kendi merkez bankasına yatırıp kullanıyor, Nijerli yöneticileri üç kuruş için dahi kapısında yalvartıyordu. Sömürgeler kendi paralarını dahi basamıyorlar, asla kendi merkez bankalarında para rezervi bulunduramıyordu. Bizim entel dantellerimiz tarafından ah Paris diye başlanan yazılarda medeniyet örneği gösterilen Fransa, kanlı sistemle Nijer'den bedavaya elde ettiği uranyumla enerji ve elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyordu. Erdoğan 2005'te Afrika yılını ilan ediyoruz diyerek yola çıktı. Mekik gibi bir diplomasi, yatırım, işbirliği operasyonu için düğmeye basıldı. Bunun meyvelerini 2020'den itibaren almaya başladık. 2020'de Afrika'nın Sahel bölgesinde, Sudan, Çat, Nijer, Mali, Gine, Burkina Faso gibi ülkelerde Batı'nın kanlı sömürgecileri tarafından maaşa bağlanan yöneticiler baş kaldırıyla birer birer devrildi. Fransız ve Amerikan askerleri kovuldu. O sahel ülkeleri petrol ve doğalgaz uranyum altın ve elmas kaynıyordu. Şimdi sömürgecilere biz artık enerji rezervlerimizi, madenlerimizi ecdadımızın hamisi Osmanlı torunlarıyla çıkaracağız. Altından petrole neye ihtiyacınız varsa bastırıp parayı alacaksınız diyerek res çekiyorlar. Afrika'ya giden ve Cezayir'i Osmanlı'ya bağlayan Oruç Reis'in adını taşıyan araştırma gemimiz, içimizdeki eziklere inat donanmamızın eşliğinde beş gemiyle Somali'ye gidiyor. Türkiye ekseninin ağlarını örecek uzak denizlerde. Uğurlar olsun Oruç Reis, gazan mübarek olsun. Bekir Azar, Takvim Bülent Erandaç, Diplomasi Tecrübesi İkinci Dünya Savaşı sonrası güç dengelerinde kurulan sistem çökerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi genişletilmiş Orta Doğu'ya, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika'ya damga vuruyor. Günümüzde yeni dünya düzeni inşa ediliş süreci yaşanıyor. Amerika, AB, Çin, Rusya gibi büyük güçler arasındaki rekabet giderek yoğunlaşıyor. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya Pasifik'ten Afrika'ya kadar birçok bölgede yeni çatışmaların yaşanmasından korkuluyor. İşte böyle bir ortamda Başkan Erdoğan bir taraftan Asya'dan Amerika'ya birbirine rakip zirvelere katılıyor, diğer yandan yakın coğrafyamızda barış için diplomatik hamlelerini sürdürüyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Başkan Erdoğan Dışişleri Bakanlığına Hakan Fidan, Savunma Bakanlığına Yaşar Güler ve MİT Başkanlığına İbrahim Kalın'ı atayarak Türkiye'nin yeni dış politika rotasını çizdi. Nitekim Başkan Erdoğan, Türkiye komşularımızla daha yakın ilişki sıcak temaslar sürecinde. Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Yunanistan ve Irak'la normalleşmeyi sağladıktan sonra Suriye ile yeni bir dönemin önünü açtı. Türkiye, Irak, Suriye arasında diplomatik hamleleri iyi okumak için Erdoğan'ın Irak ziyaretine bakılmasında büyük fayda var. Tarih 22 Nisan 2023 Başkan Erdoğan çok kritik bir dönemde Irak'ı ziyaret etti stratejik görüşmeler yaptı. Yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak vardı. Bağdat ardından Erbil'e geçti. Özellikle Irak'ta Bafel Talebani'nin hakim olduğu Süleymaniye ile Suriye PKK-YPG'sinin Amerika askerleriyle işgal ettiği Deirizor bölgesi arasına kilit vurulması ve Türkiye tarafından çerçevesi oluşturulan kalkınma yolu projesi iki ülkenin işbirliği açısından önem arz ediyordu. Irak'ın PKK'yı yasaklı bir örgüt olarak tanıması ve Türkiye ile ortak önlemler konusunda uzlaşması da çok olumlu gelişmeler olarak yorumlandı. Artık Türkiye ve Irak PKK terör örgütüne karşı daha somut adımlar atma noktasında stratejik çalışmalar yapıyor. Türkiye güvenli alanları daha genişleterek Türkiye sınır hattına paralel 30 kilometre derinlikte bir alan hakimiyeti oluşturmada son girişimleri yaparken Irak'la Suriye arasına kilit vuruluyor. Türkiye'nin Irak'la geliştirdiği yeni stratejik ortaklık ciddi bir şekilde Esad Suriye'si için de çok faydalı gelişmelere yol açıyordu. Hakan Fidan'a talimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinden dönüşünde yaptığı açıklamada beş Esad'la yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti. Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini biliyoruz. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak dedi. Fuat Hüseyin Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı görevlendirirken Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın Ankara ve Şam arasında ara buluculuk yapmak için inisiyatif aldığını ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Washington'da Hakan Fidan'la bir araya geldiğini de belirtti sonuç Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye'nin bir süredir dizayn ettiği yeni Irak siyasetini yeni Suriye siyaseti tamamlayacaktır. Irak'ta kilit kapanacak, PKK'nın Irak'taki varlığı büyük bir darbe yiyecek. Aparat PKK ayrıca Sincar Fiş Habur hattı üzerinden sağladıkları Suriye geçişkenliğini de kaybetmiş olacak. Türkiye Bağdat ve Erbil'in ortak çıkarlarını tahkim ederken Suriye'yi bölmeye çalışan derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG-SDG'nin kökünün kurutulmasına kadar uzayacaktır. Türkiye'nin saha gerçekliği üzerinden inşa ettiği yeni Irak ve yeni Suriye siyaseti hem Irak'ta hem de Suriye'de bütünsel sonuçlara alınmasına vesile olmaktadır. Erdoğan-Esad görüşmesi Bağdat'ta olabilir. Soçi'de de Erdoğan-Putin-Esad-İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşki yanında buluşması gündemde. İşte bu gelişmeler Türkiye'nin terörle mücadelede bütünsel strateji bağlamında Erdoğan'la Esad'ın Bağdat'ta veya Soçi'de görüşmesi Irak'ta ve Suriye'de yeni bir dönemi başlatacaktır. Gözler önce Bağdat'ta. Bülent Erandaç Takvim